ısrarla cezaevlerindeki koşulların değişmesi, tecritin kaldırılması, siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan bütün tutsakların aileleriyle, avukatlarıyla görüşmesinin önündeki engellerin kaldırılması ısrarını sürdürüyoruz. Öte taraftan bu ülkenin acil olarak ihtiyaç duyduğu barışın tesis edilmesi, demokratik bir iklimin yeşertilmesi, herkesin siyasal sürece etkin bir biçimde katılmasının sağlanması, adaletin, özgürlüğün ve barışın tesis edilmesini sağlayabilecek aktörlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu temelde de diyoruz ki Sayın Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli, sözünü söyleyebilmeli. Şayet barış tesis edilecekse ve şayet bu ülkeye demokrasi hediye edilecekse, akan kan durdurulabilecekse ve bu ülkede birikmiş olan bütün problemler diyalog yöntemiyle müzakere edilerek çözülebilecekse sürece etkin bir biçimde katılabilmeli, sözünü söylemeli. Şunu açık ve net biçimde ifade ediyoruz. Diyoruz, bu ülkede üzülerek ifade etmekte yarar var. Anti-demokratik koşulların gittikçe kurumlaştığını, seçme ve seçilme hakkına müdahalenin de bir yönteme dönüştüğünü, dolayısıyla halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanlarımıza kayyum atama yöntemiyle kendisini otoriter bir biçimde dikte ettirmeye çalışan bir rejimin olduğunu da görmekteyiz. Bu temelde özgürlüğe ses ver eylemi vasıtasıyla Hakkari'ye atanan kayyumu da şiddetle protesto ediyor. Cezaevindeki tecritin bir an önce son bulmasını, cezaevindeki insanların avukatlarıyla ve aileleriyle görüşmesinin önündeki engellerin kaldırılması çağrımızı ileriliyoruz. Bu ülkede ortadan kaldıran AKP mevcut toplum içerisinde yeni bir anayasadan bahsediyor ama mevcut herkesin beğenmedi. Yani hepimizin darbeci dediğimiz bir anayasayı bile eleştirirken ve yeni bir anayasadan bahsederken içerisinde. Bugün Türkiye'de taciz, tecavüz, hırsızlık, uyuşturucu bunlarla mücadele etmek yerine maalesef düşüncesini söyleyen, barışı söyleyen, adaleti savunan halklarımız cezaevinde ve tecrit altında. Biz bunu kabul etmediğimizi ve bunun mücadelesini vereceğimizi tekrar yeniliyoruz. Yeah.
ruhunu kıramayacaksınız. Son sözü direnenler söylemiştir. 39 aydır hiçbir temas kurulamayan Sayın Öcalan'ın mevcut halinin kaldırılması ve tutsakların taleplerinin karşılanması için hepinizi ses olmaya çağırıyoruz. Basın açıklamasına katılan demokratik grup temsilcilerine, basın emekçilerine ve barış annelerimize teşekkür ediyoruz. Bici Berfaydan Azimdana. Evet, polis konuşuyor. Biz o hakikaten... Ülkede bir 80 darbesi gerçekleşti. Bu 80 darbesinde %10'luk barajı koydular. Gerekçe neydi? Kürt halkının kendisini ifade etmesinin önüne geçmekti. Ve burada çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen Kürt halkı bu barajları ortadan kaldırarak parlamentoya girdi. Ve şimdi kayyum sistemi getirmeye başladılar. Hepsinin temelinde Kürt sorununun demokratik çözümü vardı. Biz ne zaman demokratik çözümden bahsettiysek tecrit ortaya çıktı. Önce İmralı'da başlayan tecrit Türkiye'nin her yerine yayıldı. Tecrit sadece İmralı ile sınırlı kalmadı. Evet, tecrit konuşuyor. Tecrit şu anda ülkenin Tecrit ülkenin her yerinde uygulanmaya başladı. Bu tecritin bir uzantısı da Kürt halkının kendi statüsünü kullanmak için demokratik seçimlere girerek belediyeleri almasıyla ortaya çıktı ve tekrardan bir kayyum sistemi gündeme getirildi. Bu da bir tecrittir. Hukukun uygulanması rafa kaldırıldı. Bu da bir tecrittir. Şu anda çocuklarımız, arkadaşlarımız cezaevlerinde özgürlüğe ses verilmesi için, bu ülkenin demokratikleştirilmesi için, bu tecritin kırılması için mücadele ediyorlar ve görüşe çıkmıyorlar. Telefon etmiyorlar ailelerine. Aileler şu anda habersiz. Bir ülke düşünün ki kendi anayasasını dahi uygulamıyor. Burada buna rağmen bu halk demokratik siyaseti yaşamsallaştırmak için, demokratik siyasetten ısrar etmek için her türlü mücadeleyi vermeye hazır. Biz diyoruz ki bu ülkenin, bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın temelinde Kürt sorununun çözümü vardır. Bu ülkede bir arada yaşamanın temelinde tecritin kırılması vardır. Ancak burada savaşta ısrar edenler, demokratik çözümü öncelemeyenler, geri plana atanlar şunu çok iyi görmeleri gerekiyor ki tarih bize hep şunu gösterdi. Bir ülkede ne kadar otokratikleşirse, baskı ne kadar artarsa bu baskıyı uygulayanlar çok kısa bir süre içerisinde tarihin çöp sepetine gidecektir. Mücadele edenler her zaman için kazanacaktır. Bizim çocuklarımız ellerinde tek imkan olan şu anda görüşe çıkmama gibi, iletişim araçlarını kullanmama gibi yöntemleri kullansa da bizler dışarıda siyasiler, kurumlar şunu her zaman için yapacağız. Bu mücadeleye ses vereceğiz. Burada özgürlük olmadığı zaman bu ülke özgür olmayacak. Biz Kürt sorununun demokratik çözümünü öncelemesek, yaşamsallaştırmasak, demokratik çözümle ısrar etmesek ne tecrit kırılır ne bu ülke demokratikleşir. Onun için bu mücadeleyi biz sürdüreceğiz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Şerefsiz. Bana tebrik. Bana tebrik. Sersen tebrik. Ve avayı.